Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İster istemez biraz heyecan var. O da sesime belki yansıyordur. Gayet hoş geliyor sesiniz. Hiç sağ merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Hangi isminizi tercih edersiniz? İbrahim'i kullanıyorum genelde. İbrahim Bey, sizi tanımak isteriz. Tabii ki. 1982 Gaziantep doğumluyum. Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Nereden? Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'tan. Daha sonrasında Gaziantep Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans yaptım. Aile şirketimiz olan makarna üretimi yapan özel bir firmada yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda ihracattan sorumluyum. Antep'te? Antep'te, Gaziantep'teyim. İhracat konusunda zaten Gaziantep gayet başarılı bir şey. Aynen, kesinlikle. Türkiye'de ilk 6 sıradayız hatta, Gaziantep olarak. 6. sıradayız ihracatta. Onun haricinde Aslan adında bir oğlum, Arya adında bir kızım var. Ama maşallah, Allah başlasın. Oğlumun da isminde anlayacağınız gibi Galatasaray taraftarıyım. Aynı zamanda sizler gibi Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Ayrıca ihracat yaptığımızdan dolayı birçok ülkeye ziyaretim oluyor. Hobilerim arasında bu yeni ülkelere gitmek, hem müşteri ziyaretleri olsun hem de ülkelerde yeni insanlar tanımak ve aynı zamanda da futbol sevdam var. Onun haricinde bu şekilde geçiyor hayatım. Harika. Buraya kiminle geldiniz? Buraya eşimle birlikte geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben de 1985 Gaziantep doğumluyum. Bir oğlum, bir kızım var eşimin dediği gibi. Üniversite mezunuyum. Ev hanımlığı yapıyorum. Eşime destek olmaya geldim. Ve ona başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. İbrahim Bey, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Belli bir şeyin satıldığı yer, piyasa anlamına gelen kelime hangisidir? A. Pazar, B. Pazartesi, C. Salı, D. Çarşamba. A. Pazar, son karar. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Anaokulunda çocuklar resim yaparken evin neresini genellikle üçgen şekline benzer çizerler? A. Camları, B. Kapıyı, C. Duvarları, D. Çatıyı. D. Çatıyı, son karar. İbrahim Bey'i tebrik ediyorum. Sağ olun. Üstünden çok büyük bir yüke attım çünkü gerçekten ilk iki sorudan çok korkuyordum. Ama başarıyla geçtiniz. 5000 liraya garantilediniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir hedef var mı aklınızda? Valla en azından 7. soruyu, 2. barajı geçmek istiyorum. Umarım kısmet fazlası olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi sayı hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katıdır? A. 20, B. 40, C. 60, D. 80. C. 60, son karar. Tebrik ediyorum. Sağ ol, teşekkürler. Daha şıkkı havada yakaladınız. Aynen. O da sayısalcı olmanın bir artısıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Tamam. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Resmen Aşığım adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Nil Kara İbrahimgil, B. Yonca Evcimik, C. Nilüfer, D. Kibariye. A. Nil Kara İbrahimgil, son karar. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. 5. sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. İzlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta
bir tarafın kalesini Zoran Simović, diğer tarafın kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır? A. Trabzonspor ve Beşiktaş. B. Beşiktaş ve Galatasaray. C. Galatasaray ve Fenerbahçe. D. Fenerbahçe ve Trabzonspor. Toni Schumacher Fenerbahçe'de diye hatırlıyorum. Simović ise Beşiktaş diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Seyirciye danışabilir miyiz? Tabii ki. Sevgili seyirciler, izlediğiniz 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simović, diğer tarafın kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır? A. Trabzonspor ve Beşiktaş. B. Beşiktaş ve Galatasaray. C. Galatasaray ve Fenerbahçe. D. Fenerbahçe ve Trabzonspor. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz, %35 oranıyla D şıkkı, ona en yakın %33 ile B şıkkı, ona da en yakın %26 ile C şıkkı demişler. İbrahim Bey, siz ne dersiniz? Vallahi seyirci de çok yaklaşık verdi. Bundan dolayı telefon joker hakkını da kullanmak istiyorum. Tabii ki. Bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Samet Günay, Emre Öztosun, Adem Asiltürk. Kim arayalım? Samet Günay'ı arayalım lütfen. Yakınınız nedir? Kayınım oluyor, eşim, kardeş. İyi midir futbol arası? Futbol arası iyidir. Hangi takımı destekler? Maalesef Fenerbahçeli. Enişte kayın rekabeti yaşıyoruz ama genelde de son zamanlarda biz galip geldiğimiz için benim yüzüm gülüyor. Bakalım sefer nasıl olacak. Ama tabii bir onların yüzü güler, bir sizin yüzünüz güler. Aynen öyle. İki büyük kulüp, kesinlikle. O çekişmesi zaten o hicivleri, kesinlikle. O takımlarıyla zaten işin tadı tuzu biberi oluyor. Kesinlikle, aynen öyle. Bakalım Samet Bey size yardımcı olabilecek mi? İnşallah. İyi akşamlar Samet Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederim sizler. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız İbrahim Ölçal 5. soruda takıldı, size danışmak istedi. Evet, dinliyorum. İbrahim Bey şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım, evet. Merhaba. İzlediğim 1980'lerde oynanan bir maçta bir tarafın kalesini Zoran Simović, diğer tarafın kalesini Toni Schumacher koruyorsa hangi iki futbol takımı karşılaşmaktadır? A. Trabzonspor ve Beşiktaş. B. Beşiktaş ve Galatasaray. C. Galatasaray ve Fenerbahçe. D. Fenerbahçe ve Trabzonspor. Schumacher, öbürü kimde? Toni Schumacher ve Zoran Simović. Son 3, 2, 1. Maalesef beklediğim cevabı alamadım. Riske de atmak istemiyorum. %50 yarı yarıya joker hakkımızı da kullanalım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Trabzonspor ve Beşiktaş. C. Galatasaray ve Fenerbahçe. Dediğim gibi Fenerbahçe'yi hatırlıyorum ve sadece C şıkkı kaldı. O yüzden Galatasaray ve Fenerbahçe demek istiyorum. Son kararınız. Son karar. Bayağı yordu Kenan Bey. futbol çıkarsa kesin doğru cevap veririm dediğim soruda bütün jokerlerimi kullanmam beni bayağı bir hayal kırıklığına uğratıyor. Hem de desteklediğiniz takımın kalecisini hatırlayamadınız. Aynen öyle. Kesinlikle işte buranın stresinden olsa gerek. Evet. İnşallah bundan sonraki sorularda ihtiyacım olmaz jokerlere. Zoran Simović Galatasaray'ın en önemli kalecilerinden bir tanesidir ya. Kesinlikle. Bu kupasında galiba sanırım yarı finale çıktığımızda kalemizi Simović koruyordu. Doğrudur. İşte buranın heyecanında. Toni Schumacher de Fenerbahçe'nin tabii ki. Onu hatırladım da işte diğerinde kararsız kalmam etken oldu. Kısmet. Evet, Fenerbahçe'nin kalecisini hatırladınız. Demek ki kayınbirader size iyi işlemiş Fenerbahçe'yi. Olabilir. Bu arada biraz Galatasaray tarihini unutmuşsunuz İbrahim Bey. Olabilir kısmet. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Evet, 6. sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Tamam. Hangisi The Beatles grubunun üyelerinden biridir? A. Jimi Hendrix. B. Roger Waters. C. Mick Jagger. D. Ringo Starr.
İnanın Kenan Bey, bu konularda pek bir bilgim yok. Bundan dolayı hatta jokerlerime de yazdırmıştım, müzikten anlayan birine. Onu da kullandığım için ben çekilmek istiyorum. Son karar. Son karar. Peki bu dört isimden hiçbirini hatırlamaz ya, mısınız? Ya işin aslı B şıkkı, Roger Waters nedense tanıdık geldi ama... O Pink Floyd'un... Olabilir, evet. Oradan tanıdık gelmiş. Bir o yüzden bilmediğimde müzik de tam benim ilgi alanım olmadığı için... Hatta dediğim gibi jokerlerden bir tanesi de oydu. Evet. Ondan dolayı riske atmak istemedim. Ama buraya gelip de futbol sorusundan böyle bir şey yaşamamda ayrı bir hatıra oldu benim için. Hem de futbol sorusu, bir de Galatasaray'ın kalemcisini hatırlayamadınız. Aynen öyle. Kısmet. İnsan her yaşta öğreneceği şey bitmiyor İbrahim Bey. Kesinlikle. Ne kadar iddialı da olsanız bir konuda, o konuyla ilgili muhakkak karşınıza bir sınav muhakkak, çıkıyor. Muhakkak tabii ki. Üstüne daha bir şey eklemeniz gerektiğini aynen gösteriyor öyle. Hayat. Sağ bu da hepimiz için güzel bir kesinlikle. Tecrübe bence. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Yok, sağ olun. Öncelikle arka planda çalışan kast ekibine, daha sonra sizlere. En önemlisi benim yanımda her zaman olan eşime. Ve şu anda bizi Gaziantep'te bekleyen evlatlarım Aslan ve Arya'ya sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Tebrik ederim. 20 bin lirayla umuyoruz. Sağ olun. Çok öyle.